Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kulak pamuğunun çubuğuyla yapabileceğiniz bir papatya modelini anlatacağım. Çok uzun zamanda çok istenen bir modeldi. Aslında çok kolay gibi görünüyor ama zor bir yapılışı var. Biraz el alışkanlığı gerektiren bir yapılışı var. Bugün onu anlatacağım sizlere. Dediğim gibi kulak pamuğu çubuğumuz var. Sosyete iğnesi diye almıştım ben bunları. İstanbul'da bir yerden. Biraz büyük bunlar ama bu tarz oyalarda kullanabilirsiniz. Güzel bir iğne. Sosyete iğnesi dediğim gibi. Koyu sarı ipim var. Beyaz ipim var papatya yapmak için. Bir de yeşil ipim var. Yeşil ipim de farklı bir markanın yeşili bu sefer. Bunu kullanmak istedim sizler için. Denemek istedim yani siz görün diye. Evet arkadaşlar, şimdi papatyamızın yapılışına başlayabiliriz. Şimdi sarı ipimi geçirdim. Çok büyük takmadım sarı ipimi arkadaşlar. Kalınını bırakacağım çünkü şey dikmek için. Elimde ipimi koyuyorum çubuğun üzerine. İğnemi de koyuyorum aynı yere. Bu şekilde iğnemi yerleştirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 kere sarıyorum. 5 kere sardıktan sonra çift dolayarak bağlıyorum ve sıkıyorum. Bu şey düzgün dursun diye, göbeği düzgün dursun diye yapılan bir işlem. Şimdi 5'ine birden batarak bir tane zürafa yapıyorum buraya düğüm atarak. Çok büyük yapmayalım. Ama hafif görünecek kadar da olsun zürafamız. Evet, şimdi hemen yanına bir tane daha yapıyoruz. Şimdi şu ipimizin fazlalığını da kesiyorum buradan. Ve 10 tane zürafa çalışacağım buraya. Aslında çok dediğim gibi kolay bir model. Ama tekniklerini bilmeyince bayağı bir oyalayabilir. Bir de bu tarz örneklerde elinizin alışması gerekiyor arkadaşlar aynı şeyi yapmaya. Onun için birkaç tane deneyin. En az bir 3 tane benim bir videom vardır 3'ler diye. Orada söylerim hep birincisinin olmama ihtimali çok çok yüksektir. İkincisinde güzel olur. Üçüncüsünde çok daha iyi olur. Dördüncüsünde mükemmel olur yaptığınız iş. Onun için denemekten vazgeçmeyin. Şimdi 3, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane. Şimdi bakacağım 3 9 10 tane. Şimdi ilk zürafama geçerken kör zürafa dediğim bir şey zürafa var. Çok minik bir zürafayla geçeceğim. Daha sonra ikinci zürafama geçeceğim. Yine burada da çok çok büyük yapmayın zürafalarınızı. Zaten üst tarafı yaparken de biraz esner. Püf noktaları bunlar bunun arkadaşlar. Hepsine birer kere batarak zürafalar yapıyoruz yine. İkinci sırayı da bu şekilde dolaşacağım. İğnemin ucu da bayağı bir sivri. Tabii güzel aslında içine batarken işlerin. Evet, şimdi kapatmadım kamerayı da hemen devam etmek istiyorum. Şimdi bakın ikinci sıramızda bitirdim. Bitiremedim. Evet, son zürafa ve ilk zürafaya
Tekrar batacağım ilk yaptığım zürafamı. Ama düğümün sağda kalmasına dikkat edin. Diğer düğümün soluna geçmeyin ilk yaptığınız düğümün. Şimdi bu şekilde ikinci sıramızı da yaptık. Evet arkadaşlar, sarı ipimi kesmedim, burada bıraktım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Sarı ipten bir önceki zürafaya geliyorum. İpimi bağladım buraya. Aynı yere batacağım ve bir tane pırpır yapıyorum. Arkadaşlar bu papatyada pırpırın boyu önemli. Şimdi boyunu çok küçük yaparsanız üst taraf yapmanız daha zor olur. Küçük pırpırımı yaptım. Şimdi onun üzerine geriye geliyorum. Düğümümü yapıyorum. Daha sonra şu ipimi kesiyorum buradan ki kaybolsun arada. Aynı yere batarak ipimi uzatıyorum. Şimdi bu şekilde kalmasını istiyorum ve buradan tutarak sıkıştırdım. Şimdi yandaki zürafaya yine kör zürafa dediğim minik bir zürafa ile geçiyorum. Yine aynı yere batarak pırpırımı yapıyorum. Sonra onun üzerine geriye geliyorum. Ve ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Evet. Aynı şekilde üçüncü zürafamı. Şimdi 10 tane gözüm vardı. Burada 10 tanesinde de aynı şekilde yapmam gerekiyor. Dediğim gibi burada şu ilk yaptığınız zürafanın boyu önemli. Daha büyük olmasını istiyorsanız daha büyük tutarsınız. Aşağı inerken de dediğim gibi ipiniz zaten o diğer zürafanın boyuyla orantılı olarak hafif bol kalacak şekilde aşağıya uzatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde papatyamızı çalışmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 5-10 tane yaptıktan sonra ilk başladığımız yere mutlaka geliyoruz ki aradaki görüntüler aynı olsun. Beyaz ipimizi kesiyoruz buradan. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde papatyamızı yapmış olduk. Evet. Evet, papatyamızı tamamladık böylece. Şimdi yazmaya dikilişini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi papatyamızı yazmamıza, namaz örtümüze nasıl dikeceğiz onu göstereceğim. Şimdi burada ipimi bırakmıştım. Burada bitirdim ipimi eklemek için. Şimdi diğer ipi alıyorum. Diğer tarafa doğru koyuyorum. Ve şimdi burada sinek kanadı yapacağım için oraya batarak ipimi bağlıyorum buraya. Daha sonra aynı yere batarak diğer biraz önce papatyalarda yaptığım gibi bir tane pırpırımı yapıyorum. Onun üzerine geriye geliyorum ve yeni eklediğim ipim ve biraz önce biten ipimi kesiyorum. Evet, şimdi yeşil ipimle devam edeceğim.
aynı yere batarak, dediğim gibi biraz önce papatya yapraklarında yaptığımız gibi, aynı şekilde yapraklar çalışarak aşağı iniyorum. İpimi uzatarak. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Ve hemen şimdi bir tane daha yaprak göstereceğim sizlere. Bir tane zürafamı yapıyorum. Onun içine geriye geliyorum. Aynı yere batarak pırpırımı yapıyorum. Biraz büyük oldu çünkü elimin tırtıklarına takıldı. Şuradaki şeylere takılınca. Evet, şimdi yukarıya çıktım. İpimi uzatarak aşağıya iniyorum. Zaten çok fazla üstünde durmayın, yapamayacağım diye düşündüğünüz zaman daha çok şey yaparsınız. Yapın, geçin, eliniz alışıyor bir süre sonra arkadaşlar bu tarz şeyleri yapmaya. Şimdi 3, 6, 7 tane. Ben hani daha da fazla bırakabilirsiniz ama ben çok ara bırakmayacağım anlatmak için. Şimdi bir diye saydım, şu geçişte yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle oldum. Panikledim. 2, 3, 4. Şimdi 5 tane yapıyorum. Bu 5 tane zürafayı ara için bırakacağım. Ondan sonra 3 tane zürafa çalışacağım. 1, 2, 3. Burayı da çiçek dikmek için kullanacağım. İlk zürafama geriye geliyorum, 3 saydığım. Daha sonra yana geçerek bir zürafa, bir daha eksiltiyorum böylelikle 2 zürafa. Sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum, gözeme işlemi yapıyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Ve onun üzerine geriye geliyorum. Küçük bir kaya oluşturdum burada arkadaşlar. Yani bütün çiçekler için kullanabilirsiniz bu kaya işlemini arkadaşlar. Bütün motiflerde aynı tekniği kullanabilirsiniz eklemek için. Üçlü, dörtlü, beşli kayalar çalışabilirsiniz. Şimdi üçlüyü yanına batarak aşağıya indim. Ve yine 5 tane zürafa yapacağım. Ve ara çimenlerimi çalışmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi aralarımızı ayarladık. Yeşillerimizi yaptık. Dağlarımızı, kayalarımızı ayarladık. Şimdi beyaz papatyamızı alıyoruz. İpimizi, iğnemize taktık. Sarı ipimizi tekrar. Arka tarafında ipimiz. Şimdi bu şekilde batarak, bakın şimdi şu 3 tane zürafa var ya, ortadakinden geçirerek takın. Kendiliğinden yerine yerleşecek zaten. Şu eki yeri altta kalsın istiyorum. Onun için o şekilde yaptım. Alttan çıkarttım. Şimdi yapmam gereken işlem şu ortadan çıkartacağım. İki zürafanın arasından çıkartacağım ama tam da ortadan çıkartacağım şeyin, papatyanın tam ortasından geçeceğim sarıya. Daha sonra çekin iplerinizi, o kendiliğinden oturuyor yerine. Evet, hemen birinci sıranın zürafasına batarak dikiyorum. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. Bir tane atlıyorum zürafa. Bir diğerine batıyorum. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. Bir tane atlayarak batıyorum. Bakın, yeşile de tutturuyorum arkadan.
Şimdi 10 tane zürafamız vardı. 5 tanesinden dikiyorum bu şekilde. Dördüncüyü de diktim. Yine aynı yerden çıkıyorum. Beşincisini de diktim. Bakın. Şimdi arkaya geçiyorum. Ortadan sarılardan geçirerek bir tane düğüm atıyorum buraya. Sıktıktan sonra dibinden kesiyorum. Ve düz tarafa geliyorum. Bakın. Çiçeğim bu şekilde buraya dikmiş oldum. Oldukça da sağlam dikmiş oldum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde papatyalarımı yapmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın ve mutlaka evde kalın arkadaşlar.